Tamam. Şimdi evet peki. Hocam o zaman isterseniz seminerimizi başlatalım. Ben daha sonradan birkaç katılımcı daha ekleyeceğim. Siz sunumunuzu yaparken o katılımcılar da daha sonradan dahil olurlar. Evet. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nun bugünkü etkinliğine hoş geldiniz. Bugün bizlerle Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Erol Sungur Hoca bizlerle birlikte olacak. Bugün bize kendisi dijital bağımlılık, dijital dünya ve bağımlılık konulu bir sunum gerçekleştirecek. Kendisinin doktor alanı da zaten bu konuyla ilgili. Ben sözü uzatmadan kendisine vereyim. Erol Hocam söz sizde. Sizleri dinliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bizleri kırmayıp seminerimize iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam bu imkanı sundunuz. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hem hocalarımıza hem de öğrencilerimizi burada selamlıyorum. Tabii şöyle bir durum var. Dijital dünya ve bağımlılık. Anladığım kadarıyla sizi bağımlılıkla mücadele bir komisyon, böyle ilgili bir komisyonunuz var. Yalnız tabii şurada ben en son araştırmamda bilgisayar oyuncularında kimlik, din ve gündelik hayatı araştırdım. Ve bu kitap olarak da yayınlandı. Tabii bu bilgisayar oyuncuları adeta dijital dünyanın içinde bir alt kategori olarak da sayabiliriz. Onun bir unsuru. Bu açıdan bu sunumu yaparken şöyle bir plan yaptım. İlk önce dijital dünya ve çağımızda dijital dünya toplumsal ve küresel anlamda neyi ifade ediyor? Kısaca buna değineceğim. Ondan sonra bu dijital dünya ve bağımlılık konusunda özellikle özel bir grup olarak da bilgisayar oyuncuları üzerindeki bağımlılıkla ilgili bazı konuları ele almaya çalışacağım. Tabii burada şöyle bir durum var. Ben bilgisayar oyuncularını araştırırken dahi, böyle bir araştırmaya girerken dahi şu sorulardan yola çıktım. Yani genellikle dijital dünyanın özellikle bilgisayar oyuncularının ve oyun dünyasının genellikle şiddeti doğurduğu, asosyallik oluşturduğu, akademik performansı düşürdüğü, bu tür oyunları tercih eden bireylerde bağımlılık, işte oynama bozukluğu gibi çokça eleştiriler, hatta gündelik hayatında bunları başarısız kimlikler ve tipolojiler şeklinde pek çok araştırma veya gerek medyada olsun, gerek akademik dünyada olsun, bazı sunumları ve araştırmaları görünce gerçekten böyle mi acaba sorusundan hareketle yola çıktık. Neden? Çünkü çoğunlukla yapılan araştırmalar nicel bir çalışmayı ifade ediyordu. Anket ağırlıklıydı ve genellikle de psikoloji alanında benim karşılaştığım çok her türlü alanda var. Tabii bütün disiplinlerde var. Ama psikoloji alanındaki araştırmalarda daha çok bu bağımlılık, şiddet, asosyallik gibi problemlere değinildiği için bizim araştırmadaki hareket noktamız gerçekten bu bireyler kendilerini böyle mi görüyor ya da toplumun kendilerini böyle görmelerini nasıl anlamlandırıyorlar, nasıl yorumluyorlar ve kendilerini bu dünyanın içinde nasıl konumlandırıyorlar sorusundan hareketli oldu. Tabii burayı ikinci bir aşamada anlatacağım. Örnek, somut örnekler olarak. Öncelikle dijital dünya neyi ifade ediyor veya çağımızda niye dijital dünya kavramı kullanılıyor? Bu bence tek başına veya teknolojinin tek başına oluşturduğu veya inşa ettiği bir yaklaşım olarak görmüyorum. Biraz da bu dijitalliğin ve dijital teknolojinin günümüzde daha ön plana çıkması, hayatımızın artık her alanında bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmasını biraz da teknolojinin geçmişten günümüze doğru olan serüveninde ama aynı zamanda modernite, postmodernite gibi kavramlarla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle modernitenin getirmiş olduğu akıl, bilim ve teknoloji ister istemez insanlarda yeniliklere daha açık olmayı,
ve teknolojiyi biraz daha sanki sanatsal bir faaliyeti, bir sanat eseri nasıl yaratılıyorsa insan zihninin ve ruhunun yarattığı sanat eserleri, teknoloji de bir anlamda bazı sosyologlar tarafından zaten böyle adlandırılıyor. Sanat eseri gibi insan zekasının veya hayal gücünün bir sonucu olarak görülüyor teknoloji. Ama çağımıza dikkat ederseniz daha çok kullandığılan, çağımızı tanımlamak için kullanılan kavramların içinde veya kavramsallaştırmaların içinde şunları görüyoruz. İşte postmodernite, geç modernite, geç kapitalizm, ikinci modernite, akışkan modernite, biraz daha günümüzde daha yakından ve açık, daha net ilişki olan enformasyon çağı, enformasyon toplumu, işte bilgisayar ağ tonu gibi, işte Manuel Castells'in olsun veya Baudrillard'ın olsun, farklı farklı filozofların veya sosyologların anlamlandırmalarında biraz da bu dijital dünyanın oluşmasında felsefi veya düşünsel açıdan bir yaklaşım da söz konusu. Çünkü modernitenin insanlara akıl ve bilim ve teknoloji sayesinde bir huzur, bir mutluluk, insanlara bolluk getirip rahat edeceği düşünülürken, son dönemlerdeki özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı, ondan sonrası dünya üzerinde karşımıza çıkan savaşlar neticesiyle postmodernite biraz da bu teknolojileri veya bilimi, moderniteyi, aklı, bilimi sorgular olmuş. Bu noktada da biraz daha kişisel olan, bireyi ön plana çıkaran bir duruma çağımız geldi. Bireyin öznelliği ve özneliği aşırı şekilde kutsallaştırınca, aşırı şekilde ön plana çıkarılınca, o modernitenin her şeye akıl açısından yaklaşma paradigması biraz da bu noktada biraz eleştiri aldı veya geri plana atıldı. Ve özellikle postmodernite dediğimiz, bunun ekonomik ayağı olan postfordizm kavramında ise artık çağımızda insanlar bireyselliğini daha aşırı şekilde yaşadığı, hizmet sektörüne geçişin olduğu bir dönemi, artık fabrika dönemi değil de ürünlerin tüketildiği bir dönemi ve bunun içinde teknolojinin de ön plana çıktığı bir dönemi görüyoruz. Bu açıdan günümüzü çoğunlukla tüketim toplumu, enformasyon toplumu, ambalaj çağı, kullanat toplumu, işte ağ toplumu gibi çok farklı şekillerle tanımlamalarının veya tanımlandırmalarında kavramsallaştırmalar farklı olsa da aslında tartışılan konu aynı. Özellikle postmoderniteyle işte küreselleşme de var. Bakın ben bunları çok ayırmıyorum. Neden? Postmodernite bir bakıma küreselleşmeyle yakından ilişkili. Küreselleşme inovasyonla bir teknolojiyle bilgisayar teknolojiler ve sibernetik organizmalar veya yapay zekalarla çok yakından ilişkili bir durum ifade ediyor. Hatta modernitenin bittiğini, postmodernitenin başladığını söyleyen bazı sosyologlar bile, mesela Lyotard gibi, François Lyotard gibi kişiler artık çağımızı bilgisayar çağı olarak tanımlıyor. İspanyol Manuel Castells artık dünya üzerindeki ister eğitim olsun, ister ekonomi üretim olsun, isterse kişilerin gündelik hayatlarındaki planlamaları veya işte eğlenceleri, boş zaman etkinlikleri, serbest zaman etkinlikleri olsun, bunların hepsinin artık bilgisayar ağ tabanlı teknolojilerle işlerlik kazandığını gördüğü için günümüzde biraz da enformasyon toplumu veya ağ toplumu şeklinde tanımlamaları bununla ilgili. Peki bu ağ toplumu dediğimiz, enformasyon bilgisayar toplumu dediğimiz, daha çok da multimedyatik kitle iletişim araçları şeklinde de bazen tanımlanıyorlar. Çünkü artık geçmişte olduğu gibi bir televizyon, bir radyodaki gibi bu teknolojik aletlerle etkileşim tek yönlü değil. Televizyon size anlatır, televizyon size ses verir, televizyon size hikaye düzer ama orada merkez, özne olan yine televizyondur. Ve siz sadece orada alıcı konumundasınızdır. Hani bazen de buna Gutenberg galaksisi falan diye biraz daha geçmişi günümüzde karşılaştırırken değiştirdiler. İşte ama artık çağımızda tek taraflı bir iletişim değil, teknolojik aletle, o yapay zeka ile veya işte akıllı dediğimiz bu cihazlarla ve bunun içinde bilgisayar oyunları da var özel anlamda, özel manada, artık bir interaktivite söz konusu.
artık etkileşimsellik söz konusu. Bu açıdan da dijital dünya denmesinin sebebi bir bakıma artık duygularımızı, hislerimizi, insani geçmişte yaptığımız insani eylemlerimizi, etkileşimlerimizi, ilişkilerimizi, haberleşmelerimizi, her şeyi teknoloji ve bu tür aletler üzerinden yapmamızla ilgili. Yani kablolar ve ağlar üzerinden yapmamızla ilgili. Şu an bile bakın çok farklı mekanlarda olmamıza, uzak mekanlarda olmamıza rağmen Türkiye'nin bir ucundayız birbirimize göre. Şu an bile bu ilişkimizi veya etkileşimimizi bile bu ağ toplumu dediğimiz bu kablolar üzerinden şu an gerçekleştiriyoruz. Tabii duygular, hisler de buna dahil. Artık dijital dünya, dijital dünya ile gerçek somut dünya arasında bir alışveriş var, bir iç içe geçiş var. Artık birbirinden kolay ve net bir şekilde ayırma şansımız yok. Bu açıdan o vücudumuzun herhangi basit bir organı ile tek bir tuşla bütün işlemlerimizi görebiliyoruz. Yani hesabımızı bir yerden bir yere aktarabiliyoruz. Yemek siparişimizi buradan verebiliyoruz. Hatta bu akıllı cep telefonları ile kişilere olan kızgınlığımızı veya sevincimizi veya mutluluğumuzu paylaşırken bile emojiler dediğimiz durumlarla paylaşıyoruz. Bu açıdan artık bir bakıma hani insanların geçmişe, geleneksel veya modernite döneminde olduğu gibi, ya modernite belki günümüze göre biraz daha postmoderniteye göre geleneksel kalıyor ama geçmişteki fiziksel, somut olarak yaşadığımız çoğu eylem, çoğu yaşam tarzı, kimliğimiz, şeyimiz, duygularımız, inanç biçimimiz neredeyse dijitalleşmiş durumda. İşte bu dijitalleşmiş durumda olduğu için ister istemez artık sanal denen dünya aslında çok da sanal değil, hayatın bir gerçekliği, bir parçası olmuş durumda. Hatta bu noktada yani bu konuyu ele alan bir eser de önerebilirim. Gerek hocalarımıza, gerekse öğrenci arkadaşlarımıza. Mustafa Derviş Dereli Hoca'nın Sanala Veda diye bir çalışması var. Doktora çalışmasıdır. Artık burada sanalın hayatın bir gerçekliği olduğuna dair veriler vardır. İşte geçmişte yüz yüze konuşulan, geçmişte omuz omuza iş yapılan, sırt sırta verilen ve bütün mücadelelerin olduğu bir somut gerçeklik alanından artık bunların ağlara, bilgisayar teknolojilerine, kablolara, çiplere, soketlere dönüştüğü bir dünyadan bahsediyoruz. Dijital dünya ve bağımlılık, dijital dünya dediğimiz zaman. Peki dijital dünya ve bağımlılık deyince genellikle bu durum bağımlılıkla ilgili olan, dijital dünyanın bağımlılıkla ilgili olan kısmında toplumumuz yeni bir gerçeklikle karşı karşıya ve ister istemez bir değişimle yüzleşiyor. Ve bu değişimle yüzleşirken geçmişten alıştığı kültürel kodlar, geleneğiyle yeni karşılaştığı durum arasında bazen uyum sağlayabilir, bazen çatışmalar sağlayabilir, bazen de bu yenilik insanları korkutur. Genelde ama bu bazen de şu vardır tabii, korkutmanın yanında bazen de bir hevesle, bir iştiyakla, bir coşkuyla bu yeniliklerde karşılanır bazen. Tabii bizim toplumumuz bunların hepsini bir arada yaşayan bir toplum. Biraz da karışık. Çünkü Türk toplumu açısından dijitallik, bilgisayar daha yeni yeni toplumun tüm kesimlerine yayılmaya başladı. 2000'li yıllardan itibaren yayılmaya başladı. Çünkü o ana kadar bilgisayar, evinde bilgisayar olan veya bu tür teknolojik aletleri kullanan kesimler genellikle ortanın üstü ve üst zengin sınıflar olarak, toplumsal tabaka olarak bunları içeriyordu. Hatta biz hatırlıyoruz çocukluğumuzda bilgisayarı olan insanlar, çocukları falan zengin çocuğu olarak tanımlardı çocuklar mesela. Böyle bir şeyler vardı. Ama şu an için 2000'li yıllardan itibaren artık küresel ölçekteki üretim, işte bilgisayar üretiminin fazlalaşması ve insanların alım güçlerinin belli oranda artması sebebiyle şu an için 2000'li yıllardan itibaren artık bilgisayarlar sadece belli toplumsal sınıflara veya belli kurumlara değil, hemen hemen toplumun çoğu kesimine yayılmış durumda. Özellikle tabletler, işte akıllı cihazlar veya yarı akıllı cihazlar dediğimiz cep telefonlarıyla beraber bu daha da yaygınlık kazandı. Şu an için hemen hemen bu cihazlara ulaşamayan insanlar var ama büyük oranda ulaşılıyor. İşte böyle bir değişim karşısında da ister istemez yeni gelen,
karşımıza yeni gelen bu olgu, bazen bunu avantgard da diyebiliriz. Yani bir topluma ilk defa karşısına çıkan o toplumun kültürünü bazen veya işte geleneğini tehdit ettiği de düşünülür. Bir yeniliktir. Bazen o karşı ortaya yapısını, kültürünü ve değerleri üzerinde değişimler meydana getirir avantgardlar. Böyle de kabul edilebilir ama ister istemez böyle dijital dünya ile karşılaşınca bu sefer karşımıza pek çok problemin yanında bağımlılık dediğiniz şey de ortaya çıktı. Tabii bağımlılık artık, mesela ben bilgisayar oyuncularıyla bu araştırmayı yaptığımızda şu dikkatimizi çekti. İnternet ve bilgisayar teknolojileriyle ilgili olarak pek çok bağımlılıktan bahsedilebilirken özellikle dijital dünya deyince en çok eğlence sektöründe akla ilk olarak ve en çok bilgisayar oyuncularının gelmesi veya dijital oyuncuların, video oyuncuları, hepsi aynı isimlere geliyor. Bazen işte sanal oyunlar, bazen dijital oyunlar, bazen işte bilgisayar oyunları gibi pek çok farklı isimler konsa da hepsinin şeyini, hepsi sonuçta bilgisayar teknolojileri temelli. Tabii biz araştırmamızda da niye bilgisayar oyuncuları diye özellikle bilgisayar kelimesini kullanmayı tercih ettik. Diğerlerini de kullandık ama araştırmamızdaki sebep, çünkü bu yeni isimlendirmeler olmasına rağmen bu oyunların kökeninde yine bilgisayar teknolojisinin ilk olarak varlığını göstermesinden dolayı. İşte toplumumuz böyle bir şeyle karşılaşınca ister istemez dijital dünya bu toplumun yapısında zaman zaman çatışmalar, sarsıntılar meydana getirdi. Mesela bilgisayar oyuncuları bu konuda en çok şikayet ettikleri şey şu. Ya işte bağımlılıktan bahsedildiği zaman ilk önce hep oyuncuları ele alıyorsunuz. Ama bakıyoruz ki cep telefonuyla bulunduğu her anı, her konumu paylaşan, yediğini içtiğini paylaşan, hatta işte farklı işte Twitter olsun, Instagram olsun, Facebook olsun, farklı sosyal platformlarda hiç çıkmayan ve devamlı gönderide bulunan insanlar göz önünde bulundurulmazken, gözden kaçırılırken ilk olarak bizler niye akla geliyoruz şeyi eleştirisi vardı oyuncular tarafından. Oyuncuların bu şeyine baktığımız zaman tabii karşımıza şu çıkıyor, biraz da kendilerini günah keçisi olarak görüyorlar. Bu noktada yani şimdi eğer diyor dijital dünya ve dijital bağımlılıktan bahsediyorsanız veya bunu eleştiriyorsanız bize de geleneksel açıdan yaklaşmanız lazım geliyor. Böyle ilginç bir eleştiri dikkatimizi çekti araştırmalar. Mesela şöyle deniyor. Özellikle bilgisayar oyuncularının kendilerine yönelik yargılayıcı ifadeleri değerlendirirken, işte teknoloji bağımlısı olmayın, dijital dünya bağımlısı olmayın derken, insanlar bize nereden sesleniyorlar? Yine teknoloji araçlarını kullandıkları, aygıtlarını kullandıkları, internet olsun, sosyal medyalar olsun. Diyor bu bir çelişki. Madem ki bize bağımlı olduğumuzu veya buradan kurtulmamız gerektiğini söylüyorsanız, o zaman bizim kapımızı çalmanız, fiziksel olarak bizimle iletişime geçmeniz gibi ilginç eleştirileri de var. Tabii şu konuda haklılar belki. Ben araştırmamda bağımlı olduğunu kabul eden veya bağımlılık seviyesinde geçmişte yakalandığını, oraya geldiğini veya o geçmişte bağımlı olup şimdi kurtulduğunu ifade eden bazı oyuncular var elbette. Ama gerek dünya çapında olsun, gerekse ülke çapında olsun, enteresan bir şekilde internet bağımlılığı arasında oyunculara bir farklı muamele var. Şöyle farklı bir muamele var. Mesela Amerikan Psikoloji Derneği bile internet bağımlılığını zihinsel bir problem görmezken oyun bağımlılığını ise zihinsel bir problem olarak görüyor. Hatta araştırmamızda biz şuna dikkat ettik. Madde bağımlılık kavramını biraz da madde bağımlılığının nitelikleri, özellikleri veya bir madde bağımlısı bireyin özelliklerindeki görülen o unsurları biraz da dijital dünyadaki veya bilgisayar oyuncularındaki insanlar üzerinde bir özdeşleştirerek onlarla
aynileştirerek biraz da kullanıyorlar. Ama bu bazı problemleri sebebiyet verebiliyor. Bazı unsurların gözden kaçmasına sebebiyet verebiliyor. Ama Erol hocam bir yorum getirebilir miyim? Yani yorumdan ziyade daha doğrusu sizin fikrinizi almak üzere. Öyle olursa daha da güzel olur zaten. Evet. Tabii. Doğru hocam. Evet. Hocam şimdi dijital oyun bağımlılığıyla internet bağımlılığının aynı kefeye konmadığını söylediniz. Şimdi tabii internet bağımlılığında şöyle, o bağımlı olan kişi içerik üreten, o internet içerikleri yine insanlar tarafından üretildiği için o içeriğe bağımlı oluyor. Yani sonuçta bir insan ürettiği bir içeriğe bir bağımlılık var. Bir de şey dijital olarak, yani bu dijital oyunda ise o oyunu da tabii sonuçta bir insan dizayn ediyor ama sonrasında oyun kendi içerisinde onun kendine göre bir algoritması var. Belki bundan ötürü bir farklılık ortaya koyuyor olabilir mi? Yani bu her iki bağımlılık biçimi. Yani tam ifade edebildim mi bilemiyorum. Dijital oyunlardaki algoritma, o arkasının altına yatan o matematik o biraz soyut bir şey olduğu için, yani insandan biraz durumu belki ifade ettiği için bundan ötürü ikisi farklı bir şekilde değerlendiriliyor olabilir mi? İnternet bağımlılığıyla işte dijital oyun bağımlılığı. Yani böyle bir aklıma geldiği için ise yani soruyu yöneltmek istedim. Amerikan psikolojilerinin şeyinde bunu görmedim. Hani neden ayrıldığına dair yeni görmedim. Ama zaten dijital oyunlar, özellikle video oyunları falan, hepsi aynı kavram zaten. Bilgisayar oyunları son dönemlerde dünya üzerinde belki biraz da ses getirmesi veya çok ilgi çekmesi sebebiyle belki de böyle bir ayrıma gitmişler de olabilir. Çünkü baktığınız zaman şu an için dünya üzerinde bilgisayar oyunları gerek ekonomik açıdan, sektörü açıdan olsun, gerekse oynayanlar açısından, oynayanların meslekleri, cinsiyetleri açısından, hatta bazı ülkelerin hukuki ve kanunlar açısından etkilemesi gibi büyük bir sektör ifade ediyor küresel ölçekte. İnanılmaz bir derece. Hatta futbolu geçmiş gibi gözüküyor. Şu an özellikle e-sporculuk, e-spor gibi bir kavramın veya işte bu oyun turnuvaların çıkması sebebiyle büyük olimpiyat turnuvalarıyla neredeyse, hatta zaman zaman sayısal açıdan bunları da geçen bir duruma geldi. Dünya üzerinde inanılmaz derecede, en azından parasal açıdan inanılmaz bir sektör. Bu sektöre büyük uluslararası şirketler veya yerel şirketler, uluslararası şirketler de dahil. Ve aynı zamanda dediğim gibi bu oyunların bazen bağımlılık veya problem yarattığını düşünme sebebinden bazı ülkelerin, özellikle Çin, Kore, Almanya, hatta zaman zaman bizim ülkemizde de işte valilikler kanalıyla bazı yerlerde bazı oyunların oynanması sakıncalı görüldüğü için yasaklanabildi veya yasaklanabiliyor. Ülkelerin kanuni veya hukuklarını da etkileyen bir durum olarak ortaya çıktı. Tabii karşımıza yeni kavramlar da çıkarıyor şimdi bunlar. E-sporculuk diye bir durum var veya işte oyunculuk, gamer. Yani artık bunu profesyonel bir meslek olarak, nasıl ki akademik dünyada akademisyenler var, nasıl ki meslek sahibi insanlar var. Yeni olgular, yeni kamusallıklar da üretiyor. Dediğim gibi olimpiyatlar gibi. Hatta aileye kadar ilginç şeyler çıkıyor. Mesela gaming house, oyun evleri dediğiniz, bu oyuncuların, sporcuların bizzat bu evlerde kamp yapıp, yani kendi aileler buralarda spor müsabakaları veya işte elektronik oyunlar için hazırlık yaptıkları belli kulüpler, yani inanılmaz derecede toplumun ekonomisinden hukukuna, siyasetine kadar, hatta bazı ülkelerde artık ben kitapta bunu da ifade ettim, siyaseti de etkileyecek ki ileride oyunculara yönelik siyasetçiler siyasi propaganda yapmak zorunda kalacak seçimlerde diye düşünülüyor. Neden? Çünkü gerçekten kitle, arkadaki kitle inanılmaz derecede büyük. Bunlar sadece oynayanlar da değil. Aynı zamanda oynayanları seyretmekten de hoşlanan bir seyirci kitlesi de var. Tabii burada şunlar var. Yani buradan doğrudan seminerin ikinci kısmına geçip olsam, doğrudan somut olarak bilgisayar oyuncularına geçtiğimiz zaman, tabii bilgisayar oyunu ilginç yapıda bir teknolojik durum. Çünkü
Bilgisayar oyunlarının çeşitleri var. Bilgisayar oyunlarının içindeki grafikler, müzikler, kullanılan teknoloji inanılmaz derecede insanı kendisine bağlayan, içine çeken, hatta zaman zaman öyle oyunlar var ki insanlar gerçek mi, oyun mu olduğunu ayırt edemediği için şöyle de bir ilginç olay vardı mesela. Bir şiddet olayına veya kadın oyun sırasında bir oyun sırasında kadın yani birbirlerini öldürme veya şiddet sesleri geldiği zaman ve görüntü olarak insanlar bunu gerçek zannedip polise ihbarda bulunma gibi böyle enteresan ilginç olaylar da var. Yani artık insanlar gerçek mi görüntü mü çok ayırt edemiyorlar. Mesela bunu şeyde de gördük çok kısa bir süre önce Filistin Gazze meselesinde bazen insanlar eski oyunlardan parçalar yüklemiş bazı insanlar. İşte bunu şey gerçek sahne zannediyorlar. Yani işte Filistin direniyor, işte direniş devam ediyor şeklinde. Bazen yorumlar duruyordu ama ben bazen bakıyorum çok dikkatimi çekiyor. Dedim bunlar oyun. Ama o kadar gerçekçi ki artık gerçek. Çünkü neyle ilgili? Bazen bu oyunlar gerçek hayatın içinden size geliyor. Hatta oyunun içindeki kahramanlar veya işte figüranlar yani bazen bunları avatarlar şeklinde de tanımlanıyor. Gerçek hayattan alınan kişiler. Mesela bir oyun üreticisi kendi ölmüş kızını oyunda yaşatabilmek için bir karakter olarak oraya koyabiliyor. Veya işte sıradan geçen bir hasta insanın videosunu çekip onu oyunun şeyine koyabiliyorlar. Yani bu tür enteresan şeyler hayattan da bir parça olduğu için işte o yüzden dedik gerçeklikle iç içe geçmiş durumdalar ama oyunların çok enteresan özellikleri var. Dediğim gibi oyunun dinamiği, oyunun hikayesi, oyunun müziği, grafikleri, doğadan olan parçalar, hatta dinden bile unsurlar var. Yani inanılmaz derecede içinde oyunların dini unsurları kullandığını görüyorsun. Gerek hikaye açısından gerek sembolik anlamda. Tabii bu da ister istemez bireyleri yaş, cinsiyet fark etmeden oyunları kendisine çeken hatta bağlayan bir unsura dönüşüyor. Şu an için dünya üzerinde araştırma, bizim araştırmamızda da aynı çıktı. Dünya üzerindeki oyuna başlama yaşı, bu bilgisayar oyunlara, dijital oyunlara başlama yaşı 3-4 yaşa kadar düşmüş durumda. Hatta oyuncuların çoğuna sorduğumuzda 15 kişiyle biz mülakat yapmıştık, derinlemesine mülakat yaptık. Onlara 20 küsür kadar sorular sorduk. Bunların birçoğu zaten doğduğu dünyanın içinde, teknoloji dünyasında artık bu çağda dünyaya geldikleri için doğar doğmaz zaten bulundukları evin içinde, ailenin içinde bu teknolojik aletlerle, bilgisayarlarla ve dijital dünyayla iç içe yaşadıklarını, kendilerini böyle bir dünyada buldukları için onların dünyasında çok garip değil. Küçük yaştan itibaren bununla bu dijital dünyaya iletişime geçtikleri için artık onların kimliklerinin bir parçası, yaşamlarının, yaşam tarzlarının bir parçası haline geliyor. Böyle olunca da karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Aynı hani dijital bağımlılık tartışmasında olduğu gibi. Gençler böyle bir dünyada doğdular. Bizim gibi orta kuşak veya daha eski kuşak açısından daha problem. Hadi biz biraz daha Atari salonları dediğimiz o oyun salonlarında vakit geçirmiş bir mesela şeyiz. Akran grubuyuz. Öyle bir şeyiz. Nesiliz. Ama daha eskiler için gençlerin bu tür dijital dünyayla ilişkili olarak oyunlarla haşır neşir olmaları ve kendilerini hani gündelik hayatlarında bir parça olması onlar için büyük bir sorun. Büyük bir problem. İhtiyarlar yani eski kuşak böyle görüyor. Neden? Çünkü eski kuşağın dünyasında çalışmak dediğiniz şey, meslek dediğiniz şey, karnını doyuracağınız dediğiniz şey bağda, bahçede veya tarım ve hayvancılıkla veya belli bir fabrikaya gelip emekli oluncaya kadar orada çalışmayı ve emekli olmayı ifade eden bir anlayışları, bir kültürel kodları var. Ancak bu açıdan eski kuşak baktığı zaman gençleri oyunlar ve dijital dünya ile ilişkili gördükleri zaman devamlı olarak boş, anlamsız ve hiçbir işe yaramayan yaramayan insanlar ve bu eylemleri, boş eylemleri yapan insanlar olarak yorumluyorlar. Ama bilgisayar oyuncularının kendisine sorduğunuz zaman ise
artık biliyorsunuz günümüzde yeni meslekler ortaya çıktı. Dedik ya yani YouTuber'lık var. Ha, bu ne kadar iyi, uzun süreli bir meslek olur orası tartışmalıdır. Ama YouTuber'lık var, artık influencer'lık var, işte e-sporcu var, e-spor sunucusu var gibi çok farklı profesyonel oyuncular var. Bunlar artık kendilerini yeni bir meslek ve yaptıkları işe, yaptıkları eyleme büyük anlamlar yüklüyorlar. O açıdan mesela bu dijital dünya ve bağımlılık tartışmasında hep şu soru aklımıza geliyor. Bizim için bağımlılık olan şey onlar için acaba ne olarak algılanıyor? Biz oyuncularımıza sorduğumuz zaman da hakikaten bu soruyu sorduğumuz zaman şu cevabı verebiliyorlar. Yani gerçi doğrudan böyle bir soru sormadık ama dolaylı olarak onları anlayabilmek için, yorumlayabilmek için sorularımız biraz da bunları çıkartmaya yönelikti. Mesela bizim oyun bağımlısı dediğimiz insan kendisini oyun sevdalısı veya kendisini oyuna adamış bir birey olarak görebiliyor. Ha şöyle diyebiliriz. Ya toplumsal alanda zaten mesela bir uyuşturucu bağımlısı olan insan da kendi hastalığını kabul etmeyebilir. Kendisini hasta olarak görmeyebilir diyebiliriz. Hakikaten acaba diyoruz böyle görmeyebilir mi? Ama araştırmaya baktığımız zaman şöyle bir durum var. 3-4 yaşta başlıyor dedik ya. Kendisini geçmişte bağımlı olduğunu veya bağımlılık seviyesine kadar geldiğini, hatta bu konuda psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını, pek çok hani inanılmaz derecede bir zaman israfı yaptığını değerlendiren, artık bu öz eleştiriyi yapan birey, şunun farkında. Biz diyor böyle bir dünyada doğduğumuz için ve küçük yaştan itibaren bunun farkına varmadan oynadığımız için bu bağımlılık seviyesine gelmemizi biraz da ben buna bağlıyorum. Hatta kültürel olarak yaşadığım toplumun içinde işte oyunun ve dijitalliğin adeta gençler arasında, o kuşak arasında geçerli bir akçe olmasından dolayı toplumsal alanda yatsınmamak, toplum dışına itilmemek için de bunlarla meşgul olduğumuz için diyor, inanılmaz saatlerimizi harcadık diyor. Mesela bu ifadelerde bulunan katılımcımız 15.000, 16.000 saat oynamış oyunları. 15.000, 16.000 saat oynamış. Mesela en az oyun oynayan ve yeni başlayan kişi 2 yıllık oynuyor. En çok oynayanı yaklaşık 19-20 yıldır oynayanları var mesela bunlar arasında. Farklı farklı. Tabii böyle olunca da ister istemez şu ezel şey, ama şunun farkındalar. Erol hocam pardon bir soru sorabilir miyim? Şimdi abi, bu siz yani zannediyorum bu dijital oyun bağımlılığıyla bir mülakat gerçekleştirmişsiniz. Evet. Belli başlı dijital oyun bağımlısı olarak kendisini ifade eden veyahut da işte sizin o şekilde tanımlamış olduğunuz kişilerle mülakat yapmışsınız. Şöyle diyeyim. Yani kendisini ben bağımlı olarak tanımlıyor, kendisini oyuncu olarak tanımlıyor ama geçmişte bağımlı olduğunu, bağımlılık dönemlerine girip çıktığını veya böyle tehlikelerle yüz yüze kaldığını söyleyen birkaç oyuncumuz var. Yani bunlar arasında evet, böyle söyleyenler var. Peki bu kişiler kendilerini neden bağımlı olarak tanımlıyorlar? Yani buradaki kriter ne oluyor? Herhalde oyunu oynayamadığı zaman işte bir nasıl kendisine bir psikolojik bir bunalıma mı sürüklemiş oluyor kendisine? Bunun türü mü acaba bağımlı olduğunu düşünmüş yoksa evet ne olmuş olabilir? Tam onu diyecektim. Evet hocam. Mesela bu oyuncumuz şu anki durumuyla geçmişteki bu durumu karşılaştırdığı zaman ama diyor şu an diyor her an diyor geçmişte her an onu düşünüyordum. Oyunsuz olmadan yapamıyordum. Hatta tuvalet ihtiyacım dışında yemem, içmem, günlerim, saatlerim hep o bilgisayarın başında, oyunun başında geçiyordu. O açıdan diyor kendimi geçmişte ama şu an diyor bunları azalttım ve istediğim zaman bırakabiliyorum. İstediğim zaman arkadaşlarımla ve ailemle etkileşime geçip gezebiliyorum. Geşmişte bu konuların her birini tek tek sorduk. Mesela aileleriyle olan durumları, işte kendilerini asosyal görüp görmemeleri veya sosyal görünüp görmemesi gibi pek çok sorular sorduk. Şimdi bir diyor, ben bilinçli bir şekilde ve küçük yaşta bunlarla karşılaşmasaydım böyle bir bağımlılık olacağını düşünmüyorum. İki, yani her ne kadar
ve ilginçtir. Yani bunu söyleyen bireyler, katılımcı, kendisi bilgisayar programcısı. Yani aynı zamanda mesleğini de buradan edinmiş. Hatta pek çoğu şöyle. Oyuncuların pek çoğu, bazıları bağımlı olduğunu söylemesine rağmen işte toplumsal açıdan şöyle bir farklılık çıkıyor. Bunlar akademik seviyeleri veya işte akademik kariyerleri düşük insanlar olarak görüküyor belki toplumda, ama baktığınız zaman bu ifadeleri kullanan oyuncuların çoğu ya moleküler biyoloji okuyor, ya tıp öğrencisi, ya bilgisayar programcısı. Hatta bunlar iki bölüm bir anda okuyor. Hem İngilizce öğretmenini okuyor, hem bilgisayar programcılığı. Hem grafiker, hem edebiyat fakültesi öğrencisi, hem aynı zamanda askeri personel gibi çok enteresan bir değişik demografik yapıda karşımıza çıkıyor. Bu açıdan şunu, öz eleştirisini yapabiliyorlar. Diyor, hatta bu 15 bin 16 bin saat oynadığını söyleyen, geçmişte kendini bağımlı olarak gören bu birey, şu an için bilgisayar programcısı ve bir oyun tasarlamaya çalışıyor. Kariyeri çok iyi. Mesleği var. Ama diyor, her ne kadar diyor insanlar oyunun olumlu yönlerini saysalar da, ben bu işin içinden gelen biri olarak işte fiziksel olarak kamburluk olsun, obezite olsun, sindirim problemleri olsun, bağımlılık olsun. Hatta inanılmaz derecede oyun oynarken kaybettiğim zaman sinir, şiddet, küfür, karşıdakine hakaret, bunların her birini tecrübe etmiş biriyim diyor. Ve hakikaten diyor, şu an diyor, konuştuğumuz zaman diyor, ben bilgisayar oyunlarının olumlu yönlerinden ziyade, olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yönlerini saysam daha azdır olumlu yönleri diyen bir katılımcı. Tabii bunun karşılıklı farklı görüşlü olanlar da var, ama neticede şunun farkına varmış bu katılımcı. Hocam diyor, öyle veya böyle ama bu da benim gerçekliğim, bu da benim dünyam. Ben bu dijital dünyada yaşıyorum çünkü benim mesleğim bilgisayar programcılığı. Ama şunun farkındayım diyor, geçmişe göre bu dengeyi oturtmuşum. Hayatımda planlamaları yapabiliyorum ama diyor büyük bir sıkıntı da çektim. Çünkü psikolojik rahatsızlık da yaşamış. Ailesi zaman zaman da uyarmasına rağmen aman dedi, yani ben çok onları da kale almıyordum. Çünkü onların yaptıklarını çok, onların uyarılarını çok gerçekçi bulmuyordum diyor. Ama biraz da bu katılımcımız hani tecrübe etmiş, felaketi yaşamış, biraz da damdan düşercesine yani artık bunu tecrübe etmiş. Tabii bu noktada karşımıza şey çıkıyor. Dijital ebeveynlik gibi yeni kavramlar çıkıyor. Dijital ebeveynlik. Yani evindeki dijital aletlerin farkında olan ve çocukları, aile üyeleri bunları kullanırken bunları yerli yerince kullanmasını da sağlayan ve bilgili olan aileler, ebeveynler denen dijital ebeveynlik dediğiniz kavram ortaya çıkıyor. Tabii biliyorsunuz dediğimiz gibi bunlar böyle bir dünyada ortaya çıktığı için önemli araştırmacılardan Prenski biliyorsunuz doğrudan doğduğu ortamda dünyanın içine bu aletlerle karşılaşan insanları, bireyleri, gençleri dijital yerli olarak tanımlıyor. Dijital yerli. Bizim gibi biraz daha bu teknolojiye yaş itibariyle sonradan ulaşan veya hiç ulaşmayan daha eski kuşaklar için dijital göçmen kavramını kullanıyorlar. Ama tabii çoğunlukla katılımcılarımız, 15 katılımcıyla yaptığımız bu derinlemesine mülakatlarda araştırmacılarımızın kariyerleri çok iyi. Dil gelişimleri iyi. Ama kendilerinin farkında olarak eleştirdikleri yönler var. Ama bilgisayar oyunlarının kendi dünyalarına bağımlılık dışında olumlu katkılarının olduğunu da belirtiyorlar. Mesela şu eleştiriyi hiç kabul etmiyorlar. Yani kabul etmiyorlar değil mi? Kabul ediyorlar da çoğunluğu biz bilgisayar oyuncuları olarak dijital dünyaya bağlanmış ve asosyal tipler değiliz. Hatta sizin gündelik hayattaki sizin tanıdığınız insanlardan çok daha uzak veya çok mesafelerde ve çok sayıda, daha çok sayıda insanlarla ilişkilerimiz var, dostluklarımız var diyorlar. Hakikaten öyle enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Neden? Bakıyorsunuz ki bu insanlar Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarında birbirleriyle uzaktan sonsa bir dostlukları, bir arkadaşlıkları, bir samimiyetleri var. Hatta bazı bilgisayar oyuncuları şöyle diyor.
Biz diyor şu an için diyor Türkiye'nin neresine gitsem orada konuşup sohbet edeceğim, onun evinde kalabileceğim, yiyip içebileceğim somut olarak da böyle dostlarım var. Bu açıdan bize böyle büyük bir sosyallik de ne yapıyor? Kazandırıyor diyorlar. İlginç bir şekilde oyunlar vasıtasıyla birbirleriyle tanışıp aile kuran, evlenen insanlar var. Böyle tabii enteresan durumlar. Tabii bu enteresan durumlar dediğim şu açıdan enteresan bir durumlar. Aslında toplumsal alanda bir değişim var. Bu değişimi kabullenmek lazım. Az önce dediğim gibi eski kuşağın anladığı, gördüğü, tecrübe ettiği yaşam tarzıyla şu anki gençlerin bazen buna Y nesli deniyor, bazen Z nesli, bazen milenyum nesli, bazen dijital nesil falan şeklinde tanımlanıyorlar. Artık yaşam tarzlarında onların bir yapılar değişiyor. Alıştığımız o kültürel şeyler değişiyor. Mesela eskiden evlenme çevresi diye sosyolojide bir kavram vardır. Eşinizi bulduğunuz mesafe, yani birimiz Malatyalıyız, birimiz diyelim ki Antalyalıyız örneğin. Bu eşlerin kendi memleketlerine olan uzaklıkları genellikle evlenme çevresi veya evlenme dairesi şeklinde bazen tanımlanıyor. Artık sanki bu daire biraz daha bu dijital dünyada, oyuncular dünyasında, özellikle oyuncular dünyasında daha da genişlemiş, daha da uzak alanlara veya işte daha da kıtalar ötesi alanlara da gidebiliyor. Çünkü eşlerin insanlar buradan da bulabiliyorlar. Ama tabii bu dijital dünyadaki özellikle tekrar bağımlılık konusunda olumsuzluk şeylerine gittiğimiz zaman olumsuz yönlerini sayıyorlar. Ama bu olumsuz yönlere genellikle kendilerine yönelik bu eleştirilerde bir savunmacı bir durum da var. Yani işte siz dijitallikten bahsediyorsunuz. Dijital olan şeylerden, teknolojiden uzak durmamızı istiyorsunuz ama kendileriniz bilgisayarları kullanıyorsunuz. Hatta bize işte obez, mobez veya kilolu insanlar, psikolojik, asosyal insanlar diyorsunuz ama akademik dünyadaki insanlar sabahtan akşama kadar masa başında oturarak bizden daha kilolular şeklinde. Yani her yargıya, kendileriyle ilgili olan yargılara karşı da bir savunma mekanizması da üretiyorlar. Ama bu savunma mekanizmasında haklı oldukları noktalar da var. Bazen gözden kaçırdıkları noktalar da var. Haklı oldukları noktalar da var. Hatta bakın 2020'de Yeşilay'ın bazı platformlarda, dijital dünyada bazı platformlarda bu bilgisayar oyunculuğundan uzak kalmaları için biraz da kamusal bir spot anlamındaki bazı uyarılarını bilgisayar uyarı metnini bilgisayar oyuncularımızdan değerlendirmelerini istedik. Burada enteresan şeyler çıktı. Mesela 2020 tarihinde Yeşilay 8 Eylül 2020'de nice sağlıklı nesillere sloganıyla farklı internet ortamlarında bilgisayar oyunlarına ve e-spora yönelik paylaştığı bazı görsel ifadeler ve yazılar var. Ve o görselde mesela bilgisayar başında oturmuş, obez, önünde fast food yiyecekleri yemekten dağıtmış, gözlüklü. Yani biraz da toplumsal alanda hani yakışıklı ve fit olmayan bir genç resmini kullanarak yani bir anlamda böyle olmak istemiyorsanız biraz daha gerçek hayata dönün gibi. Hatta şöyle bakın, ibare şöyle geçiyor Yeşilay'ın uyarısı. Aynen okuyorum. Dijital oyunların spor olarak isimlendirilmesi zararlarının göz ardı edilmesine neden oluyor. Oysa bu oyunlar teknoloji bağımlılığını tetikliyor. Kumar bağımlılığına giden yolu kolaylaştırıyor. Çok uzun saatler bilgisayar başında kalınması sonucu obezite ve kas iskelet sistem bozuklukları riskini artırıyor. Akademik başarısızlıklara sebep oluyor. Dijitali değil, yaşamayı hayatınızın merkezine alın. Teknoloji bağımlılığının karşısında durun. Bu Yeşilay'ın, özür dilerim Kızılay mı dedim ben? Yeşilay'ın bu oyun bağımlılığı ve dijital bağımlılığı uyarmak için bazı platformlarda kullandığı bir uyarı metni olarak yayınlandı ve oyunculara bunu sorduk. Bunu nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Az önce dediğim gibi birkaç bu psikolojik rahatsızlıkları, bu bağımlılıkları yaşanmış oyuncularımızın dışında çoğu buradaki ifadeleri çok gerçekçi olmayan, biraz da insanları korkutan,
veya aslında öyle olmadığı halde öyleymiş gibi gösteren bir durum olarak nitelediler. Çünkü hakikaten oyuncuların kendisine de baktığımız zaman gerek fiziksel olarak, gerek kariyer olarak, gerekse başarıları açısından baktığımız zaman hakikaten çoğu yani şey değil, obez değiller. Hatta bazı oyuncular diyorum ya, ya ben diyor yemek yemeye bile gitmiyorum. Annem babam defalarca çağırıyordu. Yani saatlerce aç kaldığımı bilirim. Bu açıdan obez olma şansımız bile yok şeklinde tersinden bir savunma da olsa enteresan bir şekilde açıklıyorlar. İşte dediğimiz gibi bize teknoloji bağımlısı diyorsunuz ama kendiniz devamlı cep telefonları, her an şuradayım, her an bunu paylaşıyorum. Devamlı bunlar kullanıyorlar. Mesela kas iskelet sistemi bozukluğuna bazıları katıldı. Dedi saatlerce dedi sandalyede oturmuş olmak hakikaten bana sıkıntı verdi. Kan dolaşım sisteminde sıkıntılar oldu. Hatta uzun boylu olmamdan dolayı o kamburluk, sırt ağrısı çektim. Ama enteresan bir durum var. Bu oyuncularımızın arasında hem tıp öğrencisi hem de bizzat doktor olan tıp, yani doktor, tıp fakültesi mezunu olan doktorlar vardı. Onlardan bu durumun bazılarına katılanlar oldu. Doğru dedi. Mesela pıhtı atması falan yapabilir. Uzun saatler şöyle olabilir ama buradaki şeylerin çoğu dedi gerçeği yansıtmıyor. Bu açıdan eleştirdiler. Erol Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam şimdi mesela Ergin Hocam aslında ben burada katılımcıların kendi ifadelerinden yola çıksam daha şey olur ama çok vaktimizi almamak için biraz daha böyle özetlemiş oldum yani. Hocam çok iyi, çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten çok faydalı oluyor. Yani ben kendi adıma çok faydalandım konuştuklarınızdan. Bu arada seminerimiz bitmiyor yani, devam edebiliriz. Hı hı. Umarım öğrenci arkadaşlarımız da faydalanıyorlardır. Hocam şunu merak ettim. Şimdi satranç, mesela satranç bir zihin kullanılarak, akıl kullanılarak oynanan bir oyun. Bu bakıldığı zaman bu da bir spor olarak aslında uluslararası alanda spor olarak görülüyor. Bunların turnuvaları yapılıyor. Şimdi satrancı biz yüz yüze oynamakla internet ortamında, işte dijital ortamda oynamamız arasında ne kadar bir fark var? Dolayısıyla dijital ortama aldığımızda bu spor olmaktan çıkıyor mu satranç mesela, değil mi? Hani böyle düşündüğümüz zaman Yeşilay'ın burada yaptığı o işte kullandığı ifade, bahsettiğiniz gibi yani onu bir spor olarak görmemesi de ne kadar hani sizce hocam, yerinde? Hocam tam bu dediğiniz örneği katılımcılarımızdan biri verdi. Ona bakarsan diyor satranç da diyor fiziksel olarak çok hareket etmiyorsunuz ama zihinsel olarak iyi bir enerji yakıyorsunuz. Katılımcılarımızdan biri tamamen sizin gibi hocam satranç örneğini verdi yani. Bu konuda tam yani uyuşmuş oldunuz. Tabii hakikaten şeylere baktığınız zaman tabii şu var. Oyuncular şunu yapıyor. Oyuncular kendi yaptıkları eylemin boş ve anlamsız görülmesine inanılmaz derecede içeride kızıyorlar. Çünkü diyor ki ben buna bir emek sarf ediyorum. Ve benim hayatım bu işte teknoloji ilgili bir alanda çalışıyorum. Bu benim için gayet normal olması lazım. Hatta avukat olmasına rağmen aynı zamanda bir e-spor sunucusu olan başka bir katılımcı. Ya diyor, ben diyor kendi annem babam bile diyor bu şeyime alışamadı. Sunucuyum ben mesela. Bundan para kazanıyorum. Bunu diyor ya bir türlü kabullenemediler. Ama şimdi daha artık bunun bir meslek olduğunu kabullenmeye başladılar. Dediğim gibi buna rağmen yaptıkları şeylerdeki fiziksel olarak bu şeylerin bazılarına katılanlar var. Mesela bir katılımcı diyor ki mesela hiç ara vermeksizin 48 saat kule yaptım oyunda. Bu bir askeri personel. Bu diyor gerçekten beni yormuştu. Benim vücudumu yıpratmıştı. Bu açıdan katılırım diyor. Ama özellikle grup çalışması, azimli olma, bir şeyleri başarma duygusu, seni motive etme, planlı programlı olma açısından ise diyor bana büyük katkılar sağladı diyor. Yani bu açıdan şunu diyebiliriz. Dijital dünyadaki, ister dijital dünya ister teknoloji olsun, ne tam olarak dijital dünyanın ve teknolojinin zararlı olduğunu ne de tam olarak yararlı olduğunu söyleme şansımız olmuyor. Bu daha çok bireye göre, bireyin kendi kimliğine, karakterine, yaşam tarzına, kültürel algısına göre değişiklik gösteriyor. Çünkü öyle bireyler var. Burada mesela bazı oyuncular benim için tamamen bir hobidir diyor. Ha şunun da farkındayım diyor. Bir kitap okuma gibi, bir sinema gibi, bir müzik kadar bazen bana yaratıcı olmuyor.
ama bazen yaratıcı olduğu da düşünülüyor diyor. Hatta mesela kendisini bu konuda az önce dediğim psikolojik rahatsızlığa da bürünmüş olan o 15 bin 16 bin saat oynamış olan katılımcı diyor ki yani çoğu olumsuz şeyi var. Yani olumlu şeyini çok sayamam. Hatta duygusal açıdan bile insanı merhametsiz yapıyor diyor. Dedim neden? Mesela diyor biz oyuncular olarak kendi dünyamıza kapanmışız bazılarımız diyor. Yani bunun oranını da kendi şeyinde %40'ımız diyor asosyal diyor. Kendisi böyle tanımlıyor. Kendi dünyamıza kapandığımız için kendi dünyamızla ilgili olan bir rahatsızlığa hemen rahatsız oluyor. Mesela oyunlara zam geldiği zaman, vergiler oyunlarda artırıldığı zaman buna isyan ediyoruz. Ama diyor Filistin gibi dünya üzerinde bir zulümle ilgili bir şey olduğu zaman hiç de oralı olmuyoruz. Hatta oradaki insanları çok da umursamıyoruz. Ben bunları bizzat görmüşüm ve yaşanmışım diyor. Bu açıdan da bilgisayar oyuncularının bazılarının, tabii kişiseldir bu, bireyle ilgilidir. Bu bağımlılığın veya bu oyun saplantısının bazen merhametsizliğe, acıma duygusundan, insani duygulardan uzaklaştırdığına dair açıklamalarda bulunan katılımcılarımız oldu. Hatırlarsanız Erik Fromm, yani geçmişte de teknolojinin en önemli tehlikelerinden biri insanın robotlaşma tehlikesi olduğundan bahseder. Aslında ki biz bu robotlaşmayı sadece mekanik olarak algılarız ama çağımızda acıma duygusundan merhamet veya toplumsal alandaki herhangi bir rahatsızlık, bir haksızlık konusunda tepki vermemede aslında bu tür insani durumlardan çıkmayı veya bu insani durumdan uzaklaşmayı ifade eder. Kim demişti tam olarak hatırlamıyorum ama bir sosyoloğun dediği gibi bazen bugün sizin için özgürlüğün araçları olan şeyler ilerleyen zamanlarda sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan şeyler, sizi köleleştiren şeyler olabilir. Yani hakikaten teknoloji insanın şeyinde büyük bir özgürlük, büyük bir hareket alanı oluşturur. Ama zaman zaman da hakikaten sizi bağımlı hale getirir. Mesela ben öğrencilerle ders işlerken genellikle sorarım. Cep telefonumuzu, bu akıllı cep telefonunuzu evde unuttuğunuz zaman ne hissediyorsun? Hocam diyor panikliyorum. Eyvah ne yapacağım? Bu, yani bütün aklım orada. O zaman diyorum bağımlılık derecesine yaklaştınız o zaman. Çünkü neden? Hocam öyle ki artık hani unutmanın yani cep telefonunu yanında yani cep telefonunu unutarak işte o fakülteye okula gelmenin ne olduğunu bile hani hiç daha önce başına gelmemiş öğrencilerimiz aynen var. Hani öyle bir şey yok yani öyle bir unutma gibi bir durum bile yok pek çok öğrencinin aklında. Hani artık, o otomatik refleks olarak yapılan bir şey. Aynen hocam artık bu vücudun bir uzvu bir parçası gibi bir şey. Yani gibi oldu. Evet, kimliği gibi bir şey. İşte böyle bir durumda olunca ister istemez burada şunu sorguluyor. İnsanlar tabii buna çok değer vermiyor. Yani duygum neyim? Kimlik olarak neyim? Ben hani robotlaşmayı sadece makinalaşma olarak algılıyor. Halbuki böyle bir şey değil. Dijital dünyada bir de uzaktan özellikle dijital dünyada kimliğiniz belirlenmeden klavyenin karşısından istediğiniz şeyleri yazabilip istediğiniz haddinizi aşan şeyleri söyleyebilme yeteneği ve cesareti de verdiği için bazen insanlardaki hani dediğim gibi o şiddet, hakaret veya korkak olanı cesur, cesur olanı korkak yapma gibi farklı zıt duyguların arasında salınmasına da sebebiyet veriyor. Mesela hani ben çok gündeme şey yapmıyorum ama konuyla ilişkilendirmek istemiyorum ama mesela bu Gazze Mazze veya Filistin meselelerindeki paylaşımlarda ben daha çok insanlar acaba altlarda ne tür değerlendirmeler, yorumlar yapıyor o daha çok dikkatimi çekince bir şey çok dikkatimi çekti. Burada paylaşmak istedim çünkü biraz da burada insanlıktan çıkarıcı bir mekanizmayla karşı karşıya kalıyor insan teknolojiyi kullandıkça. Mesela bir yorumcunun şeyi çok dikkatimi çekmişti. Bu kadar mı diye de hayret ettim. Dedi yani çöl fareleri için biz orada ölecek değiliz şeklindeki bir ifade. Hakikaten bu teknolojinin veya insanların artık tabii burada sadece teknoloji suçlu değildir. Yani insanın kendi karakteri, kültürü, ideolojisi de bunu şey yapar ama yani bunları bu duygusuz veya acımasız hale getirecek kadar bunları rahatça ifade etme gücü veriyor. Az önce bilgisayar katılımcı oyuncumuzun o merhametsiz yapıyor şeyiyle de yan yana getirince acaba mı diye sorguluyoruz. Tabii şu var. Şunun da altını çizeyim. Araştırmamızda da şunu gördük. Hatta katılımcıların birçoğu da bunu fark etmiyorlar. Ya diyor şimdi adam şiddet uyguluyor, küfrediyor, karşıdakine hakaret ediyor. Bu diyor oyunun veya bilgisayarın, teknolojinin bir suçu yok. O bir alet. Ama diyor bu insanlar geldikleri, kendi geldikleri kültürden, kendi
sosyalleşme süreçlerinden kendi karakterleri ve bireysel özelliklerini aslında bu sanal aleme, bu dijital aleme taşıyorlar. Bu gerçekten önemli bir unsur. Hakikaten batıdaki araştırmalara da baktığımız zaman bizim araştırmamıza dikkat ettik. Çok dikkatimizi çekti. Biraz da gündelik hayatın içinde bağımlılık gibi sıkıntılar olan, şiddet gibi sıkıntıları olan, karşı cinsi aşağılama gibi, yani kadın düşmanlığı, toplumsal cinsiyetçilik gibi alışkanlıkları zaten kendi yaşam dünyasında olan insanlar da bu dünyaya, oyun oynamaya ve dijital dünyanın içinde bulunduğu için bazen şöyle bir yanılgıya sebebiyet verebiliyor. İşte şiddeti, işte asosyalliği, bağımlılığı yaratan şey sanki o alet, o cihazmış gibi, o teknolojik şeymiş gibi. Oysa ki bireyler gerçek hayatlarından o dünyaya kültürlerini ve yaşam dünyalarını taşıyorlar. Bu bazen gözden kaçıyor yani. Hakikaten buna da dikkat etmek gerekir. Hatta araştırmalarda çok dikkatimi çekti. Genellikle şiddet veya kötü söz, küfür gibi şeyleri kullanan kişiler zaten gündelik hayatlarında bunlara maruz kalmış olan kişiler olarak da tespit edildi, ortaya çıkıyor. Tabii bir genelleme değil, bazılarının böyle olduğu tespit ediliyor. Bu açıdan arada şu soruyu sormak lazım. Cihaz veya teknoloji mi bizi bu hale getiriyor, yoksa bireyin kendisiyle bir ilişkisi mi var? Ama şu var, katılımcılar bunu ifade etti. İçinizdeki o duyguları, o hisler gerçek hayatımızda olsa da oyun esnasındaki oyunun çeşidi, oyunun düzeyini, oyunun kazanma hırsı o duyguları tetikleyebiliyor. Yani içinde şiddet şeyi var ama o biraz daha onu yüksek seviyelere çıkarabiliyor. Bu önemli bir şey hakikaten. Yani var olan, aslında yoktan bir duyguyu oluşturmaktan ziyade var olan bir duygunun veya karakterin daha da yukarı seviyelere taşınmasına sebebiyet verebiliyor. Ama çoğunlukla yok olan bir duyguyu çok ürettiğine dair çok bir şey görmedim yani araştırmada. Diğer araştırmalarda da kendi araştırmamda ona yönelik görmedim. Ama var olan bir şeyi abarttığı, yüksek derecelere, seviyelere çıkardığını söyleyebiliriz. Yani genel olarak hocam şunu diyorlar, yani diğer belki soru moru olur diye özetleyeyim. Yani oyuncular özellikle kendilerine karşı kendilerini tanımadan, bu kendi dünyalarını, yaşam tarzlarını, bireyselliği görmeden ön yargısal bir şekilde kendilerini değerlendirmelerinde hakikaten hatalar olduğu ortaya çıkıyor. Ama bazı oyuncular bu sorular karşısında kendilerinin geçmişte yaşadığı ve kendilerindeki eksikliklerinde farkına varmışlar veya vardıklarını söyleyenler var. Ama dediğim gibi olumlu yönde daha çok kendilerine ne olursa olsun yani şu var, biz oynamaya devam edeceğiz. Yani olumsuz yönlerini, bağımlılıklarını veya farklı yerlerini görseler de, bunları bilseler de biz yine de oyun oynamaktan pişman değiliz. Ben oynamaya da devam edeceğim şeklinde bir yaklaşımları var. Tabii gerçek hayatta da bu var. Mesela biz gerçek hayatta sigaranın, alkolün sağlığımıza zararından, uyuşturucunun bunların farkındayızdır. Hatta sigara içen doktorlar değil mi? Tıp insanları falan vardır ama sigara içerler. Bu biraz da insanların kendi iradeleri ve tercihleriyle ilgilidir. Yani normalde hani bilimin veya tıbbın söylediği her şeyi şak diye yapılacak olsa bunu ilk önce doktorlar, tıp insanları gerçekleştir ama burada insanlar yine kendi iradelerini ve seçimlerini ön plana koyuyorlar. Bilgisayar oyuncuları da bu bağımlılık veya diğer tartışmalar konusunda ne olursa olsun bu benim kendi seçimim, bu benim dünyam demeyi de ön plana koyuyorlar. Bu açıdan da aslında şunu söyleyebiliriz. Gençler biraz daha kendi bireyselliklerini savunuyorlar, kendi bireyselliklerine değer veriyorlar. Hatta yanlış olsa bile, tabii bu yanlışı yani şey yanlış olsa bile bazen kendi düşüncelerinin özneleri olmak istiyorlar. Dünya ünlü sosyolog Pierre Bourdieu'nun deyimiyle kendi düşüncelerinin özneleri olmak istiyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani umarım, şimdi şu var, tabii dolayı özür diliyorum. Yaptığımız araştırmada çok farklı başlıkları incelediğimiz için ben bunların size kısa ve genel bir özetini sundum. Yani ayrıntılı ve şey olarak versem belki daha
heyecanlı veya sizin daha ilginizi çeken bir seminer olabilirdi ama inşallah sıkmamışsındır, sıkıcı olmamıştır. Bunu yapmaya çalıştım. Yani ne faydamız olduysa ne mutlu. Eğer sorusu olan hocalarımız veya öğrencilerimiz varsa onları da eğer bildiğim kadarıyla veya cevaplayabildiğim kadar cevaplamak isterim. Evet. Erol Hocam, kendi adıma ben çok zevk aldım yaptığınız sunumdan. Yani çok değerli bir çalışma gerçekleştirmiştiniz. Bunun da sonuçlarını, verilerini bizlerle paylaştınız. Bu bir akademik çalışma, yaptığınız çalışma. Dolayısıyla çok değerli. Yani bizler de akademisyenler olarak bu ve öğrencilerimiz de yine hakeza bu çalışmaların değerini muhakkak görüyorlardır, takdir ediyorlardır. Ben kendi adıma hiç sıkılmadım. Çok çok da teşekkür ediyoruz hocam size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet. Değerli arkadaşlar ve değerli hocalarım, Erol hocamıza sunumuyla ilgili verdiği seminerle ilgili sorduğunuz herhangi bir sorunuz var mı? Yani soru yöneltirseniz çok memnun oluruz açıkçası. Etkinliğimiz daha işte etkileşim halinde, interaktif bir şekilde geçmiş olur. Evet. Evet. Tamam, bir soru yok herhalde hocam. Hocam evet. Genelde zaten böyle oluyor. Hocam ben o tür şeyleri hiç takmam. Yani insanlar sorar sormaz. Hatta ben en büyük endişem şuydu. İnşallah insanları veya öğrencileri oraya zorla, işte orada olacaksınız, bilmem neydi, bulunmanız gerekiyor gibi de bir toplantı da olmaz inşallah dedim. Çünkü ben bu tür şeyleri hep problemli görüyorum. Kendi şeyimde de hiç öğrencilerime, şeylerime hiç böyle zorlamam. Çünkü bu bir istekle ilgilidir. Yani burada bir kişi de olsa, gelen bir kişi de olsaydı ben yine sunumumu yapacaktım. Çünkü o bir kişi gelmiş buraya dinlemeye diyecektim. Bize değer vermiş diyecektim. O açıdan hani ben o tür şeyleri çok aldırmam. Sakın öyle bir şeyiniz olmasın hocam. Endişeniz olmasın yani. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet. Hocam evet, tekrardan ben fakültem adına ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üyeleri adına sizlere hocam çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız. Çok yardımcı oldunuz bize. Bu semineri bize verdiniz. Dolayısıyla çok müteşekkiriz hocam katılımınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum burada katılımcılarımıza, yani dinleyicilerimize. Burada vakitlerini bize ayırdılar. Sizin üzerinizden de tabii bir görev verildi illaki. Üzerinizden de bu görevi hafifletmiş olmanın da sevinci var bizde. Küçük de olsa bir faydamız olduysa ne mutlu. Ben teşekkür ederim hepinize. İnşallah bir daha görüşmek üzere diyorum. Evet hocam, tabii ki. Umarım tekrardan yine bir araya gelmek üzere. İnşallah. Peki hocam, sizlere iyi günler diliyoruz. İyi günler. Çok sağ olun. Hoşça kalın hocam. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar çok teşekkürler katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.